tick tick. Merhabalar, hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine, Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayına karşınızda olacağız. Şimdi çok kısa bir reklam arası veriyoruz, sakın bizden ayrılmayın. Kaç, 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 kaç. Demet Akbağ ile çok aramızda da Afrodit Banu Alkan'ın zor anları. Allah'ım. Kilitler misiniz kapıyı? Evet lütfen. Kapat, burayı kapat. Kilitleyin Allah'ım. Kapat. Bir yer yok mu? Kapat. Bir dakika, ne oluyor ya? Ne oluyor? Kaplanla yılan arasında kalan Banu Alkan önce neye uğradığını şaşırdı. Sonra bayıldı. Erkan, ben biraz bir tansiyonum, tamam. Tansiyonum galiba. Tamam Banu, sakin, daha sakin. Allah'ım, daha sakin. Allah'ım. Banu Alkan'ın zor anları. Yardım eder misiniz lütfen? Yardım edin, Banu. Ne olursunuz. Az sonra. Tekrar merhabalar. Programımıza haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın haberlerinden bir demet. İsmail YK'dan yeni bomba. Allah belanı versinden sonra bu kez de Geber şarkısıyla gündemde başarılı popçu. Geber ol ey hain, geber ol ey zalim. Allah belanı vermesin. Sen zaten belanı bulmuşsun. İlginç şarkıların adamı o. Geber şarkısı çok dikkat çekiyor. Herkes tarafından biliniyor, bilinen bir şarkı. Aynı zamanda sevilen şarkı. Çünkü çıktığımız bütün konserlerde okuyorum. Düşünün 10 bin, 20 bin insan bir ağızdan Allah belanı versin. Şarkımız güzel gitti. Bunun devamını da getirmek istedim tabii ki. Bunun devamı nasıl olabilirdi? Daha ağır geber. Of be, ne yanıyordum. Of be, ne bitiyordum. Senin için deli gibi okuluma gitmiyordum. Of. Neden böyle şarkılar yaptığını merak ediyoruz İsmail YK'nın. Ya da nereden aklına geliyor? Gördüklerim, gördüğüm şeyler, arkadaşımın derdi olsun. Ya da işte ne bileyim, izlediğim filmlerden olsun. Ya da yani hayatı izliyoruz sonuçta, hayatı yaşıyoruz. Bunlar da benim bir yaşadıklarım. Akıl mı kaldı? Of be, bu ne azaptı? Volta atıp ortalarda sersem gibi dönüyordum. Şarkının sözleri ilginç. Klip de oldukça ilginç ama şarkının bir özelliği var ona göre. Allah belanı versin gibi duygusal değil aslında. Yani sözler tamam belki duygusal olabilir ama hareketli bir şarkı. Hareketli girdik. Aynı zamanda eğlenebileceğiniz bir şarkı. Hatta karşıdaki insana çatlatacak dereceye getirip geber. Yani eğlenceli bir şarkı. Geber ol ey hain, geber ol ey zalim. Allah belanı vermesin. Sen zaten belanı bulmuşsun. Perküsyon sanatçısı Gencer Savaş, kovadan tencereye, hatta varil ve otomobile kadar her şeyle müzik yaparak ilginç bir deneyime imza attı. Kiremitçi'nin proje albümü Tuna Kiremitçi ve arkadaşlarının klibi yayınlandı. Tuna Kiremitçi ve Yıldız Tilbe'nin Yine Sevebilirim düeti ilgi görüyor. İçimde çalan o şarkıları. Garip bir his. Dans etmek yokluğuna. Bütün dünya sanki bir pist altında. Peki
Çiçek 2 filminin basın gösterimindeyiz. Filmin oyuncularından Gökhan Yıkılkan, eğlenceli bir filmin seyirciyi beklediğini dile getirdi. Güzel, eğlenceli bir iş oldu. Biz en azından çekerken çok eğlendik. İnşallah işte bu dönemde de, yani Türkiye'nin şu haline de insanların yüzüne birazcık bile tebessüm kondurabilirsek ne ala, ne mutlu, ne keyifli. Ambulansların efendisi burada. Buyurun. Gece gece. Beyni patladı beyni. Nerede lan o hayvan eti yemişler? Peder kıyafetini giyip cenaze arabasında alıp kaçtılar abi. Sefa Zengin filmde sıra dışı bir karakteri canlandırıyor. Ben oynarken çok keyif aldım. Sanırım izleyici de izlerken keyif alacak. Filmin oyuncularından Deniz Uğur, tiyatro ve sinemaya bir de dizi eklendiğini söylüyor hayatında. Bu kadar işe nasıl yetişiyor güzel oyuncu? Yoruluyorum ama hayatımı iyi programlıyorum. Çünkü 3 tane pırlanta gibi çocuğum var. Aynen. Hani onların zamanından çalmıyorum. Çok iyi programlıyorum. Biraz fazla disiplinli davranıyorum. Sadece bu. Pop müziğin sevilen ismi Simge. Yeni şarkısı Prens ve Prensesi müzikseverlerinin beğenisine güzel bir kliple sundu. Anlat şarkı. Check, 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 check. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Gelin adayları ekran başına. 2017 gelinlik modasını pazar sürprizi evimize getiriyor. İnci ve taşlarla işleme bir gelinlik, yalı ve böyle otel düğünlerinde tercih edilen bir model. İpek, uçuş duvaklar, çok moda olacak, soft duvaklar. Bu haberi izlemeden gelinlik almayın. 2017 gelinliklerde son trendler neler? Darling, I will be loving you till az sonra. 70. Check, check. Demet Akbağ'ın son kurbanı Banu Alkan oldu. Bir hayvanat bahçesinde röportaj yapmaya giden ünlü sanatçı kafesinden çıkan kaplanla karşı karşıya gelince korkudan bakın nasıl bayıldı. Kaç, 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 ne oluyor? Kaç! Kaç, kaç, kaç. Demet Akbağ ile çok aramızda da Afrodit Banu Alkan'ın zor anları. Allah'ım. Kilitler misiniz kapıyı? Evet lütfen. Kapat, kapat. Allah'ım. Kapat. Bir yer yok mu? Kapat. Bir dakika, beni saklar mısınız? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaplanla yılan arasında kalan Banu Alkan önce neye uğradığını şaşırdı. Sonra bayıldı. Erkan. Ben biraz bir tansiyonum, tamam. Tansiyonum galiba. Tamam Banu. Sakin, daha sakin. Allah'ım, daha sakin. Allah'ım. Banu Alkan'ın zor anları. Yardım eder misiniz lütfen? Yardım edin Banu. Ne olursunuz. Banu Hanım. Show TV'nin reyting rekortmeni şaka programı Demet Akbağ'la çok aramızda da Afrodit Banu Alkan'ın korku dolu anları vardı. Bir hayvanat bahçesinde geçen şakada ünlü sanatçı zor anlar yaşadı. Kaç, 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 ne oluyor? Kaç! Beni saklayın. Beni saklayın. Kapatın bu kapıyı. Allah'ım. Ne oldu? Bir dakika, ne oldu? Banu Alkan'ın hayvanat bahçesindeki ilk dakikalarına gidiyoruz önce. Yırtıcı hayvanlardan korkmadığını açık bir dille söylüyor büyük bir güvenle. Menajeri Erkan Bey'le giriş yaptılar. Önce ormanların kralı aslanı gibi. Önce ormanların kralı aslan. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Siz var ya siz. Yani hiçbir şey yapamazlar. Değil mi? Sevgili menajerim, ha? Kim korkar? Kaplandan. Ben korkmam. Bu arada menajeri Erkan Bey de işbirlikçimiz. Evet.
onu da belirtmekte yarar var. Ay şimdiden heyecanlıyım Allah'ım ya Rabbim. Ben Show TV röportaj yapacağız sizinle hayvanat bahçesinde dediklerinde Allah'ım bir heyecanlandım. Evet, biz de sizin kadar heyecanlıyız sevgili Banu Alkan. Kuşlar, kaplanlar, aslanlar, leoparlar. Valla aslında ben leoparlar içinde görmeyi umuyordum ama leopar bir şey giymemiş bugün. Evet, sevgili Show Magazin izleyenleri, şu an Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Ve özel röportajımızı bugün burada yapıyoruz. Ve yanımızda şu an Türkiye'nin en güzel kadınlarından Afrodit'imiz Banu Alkan var. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk canım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ay papağanların sesine bakın, evet. Muhteşem, çok güzel. Bugün böyle doğa içinde sizinle evet. Bir röportaj yapmak istedik. Ay çok iyi yaptık ama biraz da korkuyorum tabii, bir şey olabilir mi? Olmaz değil Yok, mi? Yok, gayet güvenli bir yerdeyiz. Hemen arkamızda şu an aslan ailesini görüyoruz. Banu Alkan ne kadar korkmuyorum dese de bir tedirginliği var elbette. Sakin sakin röportajını yaptığını zannediyor ama birazdan başına geleceklerden habersiz. Oo, neredesin? Oh my god. Allah'ım. Size doğru yaklaşıyor şu an Banu Hanım. Çok tatlısın. Geldi şu an size. Allah'ım. Allah'ım. Hemen arkanızda. Evet. Gerçekten bu kadar yaklaştığını görmemiştik daha önce. Evet. Ay çok tatlısın sen. Neredesin? Gel. Oo. Hi, ben Afrodit. Sen? Evet. Ormanların kralı mı? Bak ben dünya tanrıçasıyım. Evet. Seninle tanışmaya geldim. Hey bana baksana sen. Aa, bu neye bakmıyor? Sesinizden çok hoşlandım. Oo çok tatlısın. Yaklaştın. Çok güzelsin. Oo canımsın. Şöyle ilerleyip diğer yavru aslanlar. Biraz şaka yapalım böyle evet. Onlarla. Evet, derin bir muhabbete dalmadan Afrodit ilerleyelim. Yoksa bitmez şakamız. Bir tane daha var, bir tane daha. Hayvanat bahçesinde havaya giren Banu Alkan, yalnız kalmış aslanları güzel sesiyle neşelendirmeye çalışıyor o dakikalarda. Peki Banu Hanım, sizin o güzel sesinizle bu yalnız kalmış aslana biraz güzel bir şarkı mı söylesek acaba diye. Ah, öyle mi? Çok yalvardım bir zaman, ah dinlemedin sen beni. Riraram, riraram. Bu kadar. Çok konuştum. Ağzınıza için yolda sağlık. Ben içerimde çok evet. Konuştum, ses gitmişti. Ağzınıza sağlık. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Ben o zaman teşekkürler ediyorum. Devam edelim turumuza. Edelim. Ay çok tatlısınız. Hayvanları yakından incelemek istiyor Banu Alkan. Ama pek yapamayacak galiba. Evet dolaşmaya devam edelim Duygu. Maymunların kafesine girelim bakalım orada neler olacak. Evet şu an sevgili seyirciler Banu Hanım'la birlikte bir kafesin içerisindeyiz. Girdik. Evet kafes çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Ay yapamam ben. Oğlum, hiçbir şey yapmaz. Yapamam ben gerçekten yapamam. Ay seveyim ama. Ay, şöyle sevelim. Ay çok tatlı. Oo çok tatlısın çok tatlısın. Evet, çok ay sen tatlı. Ne kadar tatlı ve güzelsin. Oh bebeğim. Tatlı 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 tatlı. Evet, uysal bir maymundan bu kadar korktuğuna göre kaplan ve yılanlarla yapacağımız şakaya ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Devam edelim. Çok tatlısı. Ay bir tane geliyor oradan. Anne. O zaman hemen biz kafesten çıkalım. Çıkalım. Devam edelim. Ay nasıl zıplıyorlar. Ay ay çok güzel. Onları ay onları çeker misiniz lütfen? Hello, how are you? Hi. Heyecanlı dakikalara az kaldı. Banu Alkan bir leopara sarılmak isterdim diyor. Az sonra isteği gerçekleşecek. Peki görmediğiniz ve görmek istiyorum dediğiniz bir hayvan var mı? Gördüm hepsini ama bir leoparla şöyle bir sarılmak isterdim. Siz zaten leoparla çok özdeşmiş evet, bir leopara sarılmak isterdim. Korkusuzca sarılabilir miyim acaba ona? Oh my god. Gel buraya leopar, sarıl bana. Huzurluğum üstünde. Evet Duygu. Sevgili seyirciler tanıştırayım. Misha. Birazdan Misha yesin diye et koyacağız. Banu Hanım
Sibirya çok... kaplanıyla beraberiz evet. şu an. Hemen evet. arkanızda ne evet. hissediyorsunuz? Yani şu cam bir patlasa oradan diye dua ediyorum. Ve ben ona sarılmak istiyorum. Hiç korkmuyor. Yani korkmuyor muyum? Midesinde olmak istiyorum diye düşünüyorum ama olabilir miyiz? Geldi bile, geldi bile. Hemen. Ya, sen beni midene indirmezsin değil mi? Ne yaparsın benimle? Gel gel anlat bana. Geliyor arkamız mu? Arkamız dönük ve geliyor. Arkamızdan geldi. Allah'ı geldi. Allah'ı geldi burada. Allah'ım ne kadar güzelsin. Ama bu cam patlasa... Oh, cam birazdan kırılabilir sevgili Afrodit'imiz. Evet Levent şimdi Banu Halkan'ın yanına gidip... Sibirya kaplanıyla ilgili biraz korkutucu bilgiler ver bana. Heyecanlı anlar başlıyor. Kaplan yemek için kafesinden çıkıyor. Banu Halkan da heyecanlı ama pek belli etmek istemiyor. Sibirya kaplanı geliyor. Ay bu değil mi? Evet açıldı. Vay gelişe bak. Ya ben dururken nereye gidiyorsun sen? Bir dakika gel sen yanıma gel gel. Ben daha tatlıyım o etten gel. Oh, Allah'ım. Of o etin yerinde olmak istemem. Hayır. Ve kopardı. Kopardı. Bu cam kırılabilir mi? Yok. Ama ya demirlere... Ay güçlü ya böyle hani şu demirlere gücünü verdiğinde bazen esnetebiliyor. Vay. Çok büyük bir esneme değil ama yapabilir. Of. Ne yapacak? Nasıl esnetecek hakikaten her gün gibi Levent? Yani iyice uydurdun yani. Ve işte kaplanın kafesinden kaçtığı an. Daha doğrusu Banu Halkan öyle zannediyor ve koşturma başlıyor. Ve çığlıklar. Abi kaç, 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 ne oluyor? Kaç, kaç, kaç. Beni saklayın. Beni saklayın. Kapatın bu kapıyı. Allah'ım. Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Ne oldu? Kaçtı kaçtı. Ne oldu? Anahtar kaçtı. Ama ben size dedim siz. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ım. Kilitler misiniz kapıyı? Evet lütfen. Kapat, burayı kapat. Kilitleyin. Allah'ım. Kapat. Bir yer yok mu? Kapat. Bir dakika beni saklar mısınız? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaplan kaçtı kaplan. Kapıyı kapattınız mı kapıyı? Kapıyı kapattınız mı? Kapıyı kapattın. Kilitledim. İnşallah kapatamadık. Nereye kapatıyorsun? Ama ben size söylemiştim bunu. Şunu bir tutun bakayım ya ben kapatayım. Şunu bir tutun bakayım. Kapıyı kapattınız mı? Bizden uzak tutardı. Hayır etmiyordu hayvan. Niye kapıyı açtılar? Abi. Kilitlediniz mi abi kapıyı? Abi kilitleyemedik. Nereye kilitliyoruz? Erkan ben sana söylemiştim ama. Yok mu yetkili bir şey? Bir dakika. Erkan ben sana söyledim ama. Bak bebeğim ben sana söylemiştim. Tamam bir şey yok. Tamam bir şey yok. Ben sana söyledim tamam, ama. Tamam. Dışarıda kaplan, içeride yılan. Afrodit tam anlamıyla köşeye sıkışıyor. Şey onlar orada eti verirken... Bebeğim kapıyı kilitler misiniz? Şunu bir tutun ben kapatayım ya. Şunu bir tutun bir şey. Erkan. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şunu bir tutun. Şunu bir tutun. Bir tutun ben kapıyı kapatayım hemen. Bir tutun. Aslancılar kapatın. Bir şey olmaz kapıyı kapatın. Ay niye yılanı tutturmaya çalışıyoruz kadını anlamadım ki. Kapatın şunu. Kapat kapat. Tutun şunu. Tutun şunu. Kapıyı kapattınız mı? Kapıyı kapatsın ya. Birileri daha geldi bağırarak. Ben söylemiştim ama ben. Garip bir şey ya. Ben bunu söyledim. Hani şey vardı ki evet. Burada cam var. Ben söyledim. Erkan ama abi, ben sana söylemiştim bebeğim. Abi kitleyemedik. Kitleyemedik. Bak bir dakika Erkan. Kitleyemedik. Kilit yok mu? Abi ya nasıl kitleyeyim hayvan oraya? Hayvan öldürecek bizi. Nasıl yapayım? Şunu bir alemden yazdım. Şu kapıyı kapatayım abi, ben hemen. Anahtarlar bende. Kapıyı kapatayım. Anahtarlar bende. Ben size söyledim ama ben sizi söyledim. Ne yapabilirim yani? Ben kapıyı kapatayım hemen. Ne yapabilirim? Bağırma ama. Banu Halkan bayıldı bayılacak korkudan derken olan oluyor. Kaplandan kaçan... Yılana sarılan insanlar var şu anda. Ay ben çok fena. Güvenliği aradınız mı? Aradık. Allah benim ayağım. Ya Erkan. Erkan lütfen. Güvenlik gelmeden çıkamam şöyle, buradan. Şöyle oturun. Güvenlik. Şöyle oturun lütfen şöyle. Ay. Gel böyle. Şöyle oturun. Tamam buraya gelemez. Sakin ol. Erkan. Ben biraz bir tansiyonum. Tamam. Tansiyonum galiba. Tamam Banu. Sakin daha sakin. Allah'ım. Allah'ım. Tamam. Arkadaşlar Banu Hanım biraz fazla panik oldu. Şakayı bitirelim artık geliyorum ben de. Tamamdır. Yardım eder misiniz lütfen? Yardım edin Banu. Ne olursunuz. Banu Hanım.
Banu. Evet. Kendine gel. Banu. 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 Ay. Banu. Banu. Banu, iyi misiniz? Çek çek. Karda keyif, Suzan Şen ve köpeklerinin renkli dakikaları sizleri gülümsetecek. Gel, Kevin, gel. Kevin, gel. Suzan Şen ve tatlı yaramazlarının kar keyfi. Az sonra. Çek, çek. Şimdi de sırada dünya ünlü sanatçıların yaptıkları müthiş kamera şakaları var. İzliyoruz. Kurt adam şakası genç kızlara kalp krizi geçirtiyordu. Böyle şaka mı olur? Olimpiyat şampiyonu halterci yaşlı adam kılığına girdi. Herkesi şoka soktu. Ummadık taş baş yardı. Dünyaca ünlü NBA oyuncularından müthiş kamera şakası. Bazı zamanlar öyle zekice planlanmış kamera şakaları yapılıyor ki insanın akıl sınırlarını zorluyor. İşte dünyaca ünlü NASCAR şampiyonu sürücü Jeff Gordon taksici kılığında işe çıkıyor. İlk müşterisi biniyor ama her şeyden habersiz. You Travis? I'm Travis. Would you buckle that seatbelt for me? Oh, yeah. State law, you know. Jeff Gordon normal bir taksi şoförü kılığında yola çıkıyor. Hemen ardından da bir polis aracı. Zavallı müşteri birazdan başına geleceklerden habersiz. Are you from New York? I'm from New Jersey. Did some time with a guy from Jersey one time. Polis aracı Jeff Gordon'a aracını kenara çekmesini söylüyor. Jeff Gordon öylesine sinirleniyor ki. Aracın direksiyonunu yumruklayan Jeff Gordon bir anda plan değiştirip polis aracından kaçmaya başlıyor. Müşteri şokta. Zavallı adam çığlıklar içinde. No way is this happening. This can't not be happening. No, sir, please. I can't sir. Go back, man. Sir. I can't go back. Sir, sorry, I can't. Stop. Can't. Please stop. I can't please do stop. It, man. Please, no. No, no, I can't no. Go back, man. I'm sorry. No. Fuck, no. Stop. Polis aracı arkada, Jeff Gordon önde müthiş bir kovalamaca başlıyor. E tabi müşteri otomobili kullananın dünyaca ünlü bir yarışçı olduğunu bilmiyor ki. Ve sonunda kamera şakası taksi müşterisine açıklanıyor. Jeff Gordon da gerçek kimliğini açıklıyor. Gülümseyen yüzler ekranda. Please just stop and let me out. Sir, just unlock the door and let me out.
Sıradaki kamera şakası dünya şampiyonu Dihal Terci'den. Önce plastik makyajla yaşlı bir adam kılığına giriyor. Sonrasında haltercilerin günlük antrenmanlarını yaptığı alana gidiyor. Herkes halterleri kaldırmaya çalışan bu yaşlı adamı başlarda küçümsüyor tabii. Okay, almost there. Come on, rally. Yeah, I think so. I think I got it. Hey, don't hurt yourself, man. It's called a deadlift. You want to wear a belt, man? Ama o da ne? Yaşlı adam oradaki hiçbir baba yiğidin kaldıramadığı ağırlıkları kaldırmaz mı? Herkes şokta. Nasıl olur da böylesine yaşlı bir adam onca güçlü kaslı adamın kaldıramadığı ağırlıkları tüy gibi kaldırır? Kimse gördüklerine inanamaz durumdadır. Hatta bir ara bir genç yaşlı adamın kaldırdığı ağırlığın altına girer. Ama sonuç fiyasko. Yine bir taksi ama bu seferki şaka hani nasıl derler biraz eşek şakası gibi. Taksici iki genç kızı yoldan alıyor ve sürüşe başlıyor. Hey. Hi, we're going to 16 Taksi şoförü bir anda garip hareketler yapmaya başlıyor. Genç kızlar ne olduğuna anlam veremiyor elbette. Kendinizi bir düşünün orada. Şoför böyle hareketler yapmaya başlasa ne yapardınız? Genç kızlar yavaş yavaş korkmaya başlıyor. Ve sonunda korkunç olayın fitilini patlatan olay gerçekleşiyor. Adam bir anda kurt adam oluyor. Tick tick. Yılmaz'dan komik deneyler. İşte bu. Ünlü komedyen Darıca'da laboratuvar açılışına katıldı. Kahkahalar havada uçuştu. Ben 1,5 yerim. Ne bu? Bu kez esprileri laboratuvar ortamında yaptı. Az sonra. Tek tek. Ahmet Kural sadece komik değil, sesi de müthiş. Şimdi sırada ünlü oyuncunun kariyerine başladığı andan itibaren söylediği şarkılar var. Çıtanım lan be!
Süper. Ankaralıyız la biz. Sivaslıyım. Ankara bebesiyim. Starım lan ben. Sadece komik değiller. Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır nedir yani? Sesleri de müthiş. Çınları 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 yaz. Haydi ne yolları yolları yaz. Dım dımdan Rambo türküsüne. Ra ra ram bo dam. Elvan Dalton'dan Zahide'me, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in sesinden enfes şarkılar geliyor. Türkiye'nin en komik ikilisi onlar. Yaptıkları filmlerle, oynadıkları dizilerle gösterdiler bunu Ahmet Kural ve Murat Cemcir. Ulan beni Türkçü Fikret'i dövebilecek adam... Oteldeymiş gençler. Ama öyle böyle dövmedi ya Çeto. Çok pis dövdü. Eve giderken iki defa ismimi unuttum. Birkaç defa da mekanımı şaşırdım. Nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldıkları hemen her projede komik olmak kadar başarıyla yaptığı bir şey daha var. O da şarkı söylemek. Ben tarihsi demdim yar. Gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim. Gözlerimi yumdum yar. Yatsıya kadar bekledim. Gözlerimi yumdum yar. Efsane olan Dımdım'ı dinlediniz. Peki ya diğerleri? İşte Çalgı Çengi serisinin ilk filminden bir şarkı. Elvan Dalton. Sana tahsil oyandı. Gecele. Oh, oh bu ne işte ya. Ne alıp duruyor bu oğlum lan? Sana o hareketi nerede görelim lan? Yeni mi? Ama benim adım Elvan Dalton. Çalgı Çengi'deki tek performansı bu değil. İşte düğün sahnesindeki o potpori. Gözlerimden süzüldü. İnanmadım yıkıldım. Benim miydi bu düğün? Kaçıran mı seni söyle? Pişt teyze kızım. Olalım alemin deli aşık. Kaçıran mı seni söyle? Pişt teyze kızım. Varmazsan dikerim mezarda şimdi dikerim. Ellerimde çiçekler kapımda sırımsızlar. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Haydi hep beraber. Düğün Dernek serisinin diğer şarkıları da unutulmaz. İşte müthiş ikilinin sesinden Dargın'a ayrılmayalım. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün üzgün. Ahmet Kural, Murat Cemcir ortaklığından çıkan bir başka düğün dernek türküsü de Yumurtanın Sarısı. Yumurtanın sarısı, ah yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, aç geri gece yarısı. Bitti mi? Bitmedi. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den Şamama geliyor. Şamama'da küçük hanım Şamama. Şamama'da küçük hanım Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama. Ve Çalgı Çengi ikimizin çıkış şarkısı. Çıldır çıldır diyor komik ikili. Çıldır 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 yaz. Haydi ne kolları kaldır yaz. Çıldır 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 yaz. Dan sıra Ahmet Kural'ın solo performanslarında. Oynadığı dizide Bir Keloğlan türküsü seslendirmişti Ahmet Kural ki sormayın gitsin. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can seni sersefil ettim. Al derim,
al derim, al derim. Sorsam bağ badesini de gül derim, gül derim, gül derim. Ünlü Haydar Haydar türküsünü Ahmet Kural'ın sesinden dinlediniz mi? Bizce bir kere dinlemelisiniz. Kah çıkarır gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Ah, Haydar Haydar. Nesimiye sordular ki yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O yar benim, kime ne? Emel Sayın'ın ünlü şarkısı Feride'yi Ahmet Kural yorumuyla dinlemeye ne dersiniz? İsmin ne dedi söyleyiverdi. Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim. Feride, Feride. Bittim eridim mum gibi söndüm. Feride, Feride. Klasikleşmiş türkülerden Zahide'mi de harika yorumluyor Ahmet Kural. Zahidem kurbanın of ne olacak halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Yine Ahmet Kural ve yine duygusal bir eser. Diyemedim diyor ünlü oyuncu. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden dostlarım. Sordular o gitti diyemedim, 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 diyemedim. İşte bir Ahmet Kural şov daha. Ünlü Sivas türküsüne harika bir yorum katmış Ahmet Kural. Ben de seni sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. Murat Cemcir'in de içinde olduğu şarkılardan biri daha. Ya Evde Yoksa'nı bir de böyle dinleyin. Her şeyim tamamdı. Bir sendin oksan. Yağmur yaş demedim. Yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Ve esprili eserler. İşte Ahmet Kural'ın Zeybe'ye esprik attığı eseri Rambo. Ram, ra ra ram, bo ram, bo ram, ram. Bomber bim bam bim bim bam bim bam bam bim 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 bam. Finali müthiş ikilinin harika performansıyla yapalım. I like to move it diyor harika ikili. Check.
Gişelerde fırtına gibi esen çalgı çengi ikimiz nasıl çekildi? Kahkaha dolu sahnelerin kamera arkasında neler yaşandı? Ve filmin Almanya'da yapılan gala gecesinde çalgı çenginin Almanca şarkısı Almanya'yı nasıl salladı? İzliyoruz. Çıldırı çıldırı çıldırıyor, haydini kolları kaldırıyor. Türkiye onları izliyor. Herkes onlara gülüyor. Bir daha çekme. Ama ilk koşu değil mi sabah? Gişede fırtına gibi esen çalgı çengi ikimiz nasıl çekildi? Kahkaha dolu sahnelerin kamera arkasında neler yaşandı? Ahmet Kural sette eğlenirken öyle bir kaza geçirdi ki ya, kamera geldiği zaman geneli çekti. Müthiş ikilinin gişe sırrı ortaya çıktı. Düğün dernek ve çalgı çenginin başarı sırrı ne? Düğün devam ediyor çeto. Hayır nedir yani? Ve herkes bu şarkıyı konuşuyor. Çalgı çenginin Almanca şarkısı nasıl Almanya'yı salladı? Geçtiğimiz hafta vizyona giren Çalgı Çengi ikimiz rekora koşuyor. Müthiş ikili Ahmet Kural'la Murat Cemcir'in filmi ilk haftasında 1 milyon barajına dayandı. Uçuyor abimiz. Uçuyor lan. İyice bebe korkut hikayelerine döndü ha. Gençler, konuşmamız gereken şeyler var. Abi senin hırslı adam mısın ya? Resmen içinden izleri ya çıktı. Yardım. Herkes merak ediyordu. Düğün dernekten sonra çalgı çengi ikimizin de başarıya ulaşıp ulaşmayacağını. Ben Leyla. Ben de Mezun. Leyla'nı Mezun bulduk mu şimdi ya? Gence komik. Filmle son dönemin en iyi ilk hafta başlangıcını yapan Çalgı Çengi ikimiz de gösterdi ki Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisiyle yönetmen Selçuk Aydemir ortaklığının başarı sırrı yetenek ve samimiyette saklı. O senin dediğin hani yine hüp bap taze gibi bap bap lep lep la. Biz mafyadan ayrılacağız. Rahat ol yenge. Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır nedir yani? Müthiş ikili motivasyonlarını artık kemikleşen seyircilerinden aldığını söylüyor. Motivasyonumuz bir kere seyircimiz bekliyorlar altısını. Evet. Bizim hayatımızda enteresan bir şey var. Çalgı çengi ne zaman bize sadece dediğiniz neden yok. Öyle bir şey. Çalgı çengi ikimiz bizim her şeyimiz ya. Evet. Onların her şeyi. Ben dün dernekçiyim. Çok çekmek istedik ya. Film çekerken eğleniyor bu ekip. İşte onun en büyük göstergesi. Filmin perde arkasında Rasim Öztekin'e yapılan bir masaj. Bakın nasıl Ahmet Kural'ın düğün dernekteki halayına dönüşüyor. Korkunuz oğlum beyler. Nasıl hoşuna gitti Rasim abinin? Filmde Ayhan Taş'ın uçma sahnesi çok konuşuluyor. O sahne biraz tedirgin etmiş oyuncuyu. Dedim ki Selçuk çoluk çocuk var, babayız biz yani. Bir tane bebe var, ikinciyi düşünüyoruz. Bak iyi düşündün mü? Ben yaklaştırırsa kamyonu çekerim ya. O sahne öyle ya da böyle çekilmiş ve ortaya çıkan sonuç harika. Ayaklar dışarıda. Tamam. Şimdi duruş pozisyonunda. Ahmet Kural'ın filmde en çok zorlandığı sahne hangisi dersiniz? Ben şeyde çok zorlandım ya. Koşma sahnesi var ya işte o arabayı geçtiğimiz. Nasıl yapacağız dedim yani. Bütün gün koşacakmışız ben de. Hani ne kadar doğası ya. Selçuk yapacağız koşma yapacağız diyor ama ya, hani genelde geçtim. Böyle hep şey yapar ya beni idare etmek için. Hakikaten koştuk. Bayağı koştuk ya. Sonra koşmaya alıştık. Yeni koştuk böyle ciğerlerin ağzından çıkmıştı. Bir daha çekme. Ama ilk koşu değil mi sabah?
Koşmaya hazır mıyız? Şu an kalbimi arıyor. Kasım herhalde. Kasım herhalde. Şurası. Midenin azı. Şurası kasılıyor. Kastan herhalde. Filmde komedi ile aksiyon birleşiyor. Kamera arkasında eğlenmeyi de ihmal etmeyen Ahmet Kural işi abartınca sonuç fena. Kamera geldiği zaman geneli çekecek. Ben kamera arkasını oynadım Çalgı Çengi'yi daha çok. Bak bunu filmi izlediğinizde de hissedeceksiniz. Benim bak bu işi aslında söylemek istedim. Murat Cincir kendi düşmedi ama dişler düştü. O sahneyi anlatırken bile kahkahalar havada uçuşuyor. Ben zaten bu çocuklarla babalık yapamadım, dayılık yapar. Bebeler büyüdüğü zaman da onları karnına kıza götürürüm. Daha da bir çocuğa sömürürüm. Devam etseydin ederdin. Ederdin uçtum. Yani biz güldüğümüz için. Evet yani. Belki hiç kimsenin yani gülmemesi lazım. Tuttum kendim hatta böyle gülmeyince. Yok dedim yani. Ama iş buradadır ya. Ve filmin Almanca şarkısı. O sahnenin perde arkasında da komedi var. Madem Almanca şarkıdan bahsettik, sizleri Çalgı Çengi 2 filminin Almanya galasına götürelim. Almanya'da ilgi yoğun müthiş ikiliye. Yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Normalde sadece geçen düğün derneklerde Köln'e ve Amsterdam'a gelmiştik. Bu defa 4 ayrı ülkede 8 farklı şehir gezeceğiz. Filmde ikilinin seslendirdikleri Almanca şarkı isteniyor, hayranlarını kırmıyorlar. Liebe dich, dann gehen sie vor. Sie liegt in meinen Armen. Ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. Ich liebe dich, dann gehen sie vor. Es war unser Rest bei Streit. Dann steh ich in meinem Rest am Wahngewinn. Ich meinte, ich siehst du frei. Und sie dachte ich, es würde gehen. Doch ich blieb so schon, denn ich war enttäuscht und sei Liebe schon. Doch ich brauche dich, denn ich brauche dich, denn ich liebe dich. Seyircilerin hiçbir isteğini kırmıyor Ahmet Kural ve Murat Cemcir. Ahmet Kural kaşlarıyla Meksika dalgası bile yapıyor. Ümitlerim resmen tepkilerim biraz fazla olur. Kaşlarıyla Meksika dalgası yapabilen bir oyuncu. Meksika şimdi de yapamam. Berlin'de yapılan galada Ahmet Kural ve Murat Cemcir Almanya'da film çekmek istediklerini müjdeliyor. Belki sonrasında burada bir ebeğin çekimi yapabiliriz. İnşallah. Yani bir hayalimiz, isteğimiz var. Berlin'de güzel bir film çekiyor. Almanya'dan dönen ekip Bursa galasında sevenleriyle buluşuyor. İkiliden yine Almanca şarkı isteniyor. Onlar da seyircilerini kırmıyor. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich liebe dich, dann gehen sie vor. Şu sıralar fırtına gibi esiyorlar. Daha uzun süre Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i ve Çalgı Çengi ikimizi konuşacağımız kesin. Çıldır 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 yaz, haydi kolları kaldır yaz. Çıldır 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 yaz, adamlardan bildir yaz. Çek çek. Sarı civciv, gri kedicik oldu. Aleyna Tilki'nin yeni imajı.
sarı saçlarını nasıl griye boyattı. Bakalım neler olacak. Diyorum. Güldüğü güldüğün yetenekli çocukları geri döndü. İstediğime rol, istediğime yol veririm. Sen önce bir boy ver, Hobbit. Bol eğlenceli, akrobasi dolu, buraylı bölümde neler olacak? Söyle sevdiğim. Az sonra. Aynen işte. Çek çek. Nişanlısı Hande Yener'e doğum gününde nasıl sürpriz yaptı? Romen şarkıcıyla yakalanan Sinan Akçıl neden yüzünü sakladı? Ve şimdi sırada Renkli İstanbul geceleri var. Sinan Akçıl'dan yakalandım pozu. Sinan Bey. Sinan Akçıl, Rumen şarkıcı Otilla ile yakalanınca neden yüzünü sakladı? Yeşim Salkım'dan küfür itirafı. Kimlere küfür etmekten çekinmiyor. Kapatırım direkt. Direkt bloklarım, yollarım, kapatırım. Küfür ederim. Nişanlısından Hande Yener'e sürpriz doğum günü. En güzel doğum günüm bu. En mutlu doğum günüm bu. Onu söyleyebilirim. Yeni yaşını aşkıyla ve arkadaşlarıyla kutlayan Hande Yener'e nişanlısının yaptığı sürprizler bitmek bilmedi. Aşkım iyi ki sevmişim seni. Biz eğlenceli, buna alışın bence. Biz farklı bir çiftiz gerçekten. İstanbul gecelerinde ünlülerle bir tura çıkıyoruz. Bakalım kim, nerede, nasıl yakalanmış gecelerde. Mehmet Ali Erbil balıkçıdan çıkıyor karlı havada. Deli dürttü, deli dürttü, çıkayım dedi. Ay bismillahirrahmanirrahim. Gider ayak kızı Yasmin Erbil'in sosyal medyadaki çarpıcı pozlarını soruyoruz. Soralım Yasmin. Artık o kendi başına hareket. Kaç kişi? Engin Altandüz yatan ve eşi Neslişe Alkoçlar geliyor. Oğullarının doğum gününü kutlayan çiftten mutlusu yok. Çocuğun da birinci yaşını kutladınız herhalde. Aynen çok güzel. Nasıl, keyifler yerinde? Müthiş bir duygu tabii yani. İnşallah herkesin çocuğunu Allah bağışlasın yani. Komşusu Şahan Gökbakar'la ilişkilerine geliyor söz. Tatiller falan beraber komşum, galiba. Komşum, yan komşum. Çok da iyi anlaşıyoruz, evet. Çok da keyifli vakit geçiriyoruz. Geziler, evet, beraber evet. Turlar. Sağ olsunlar, iyiler onlar da. Bir de onların da çocukları var. Onlarla da böyle tabii çocukları evet. Da görüşüyoruz. Bir onların ikinci çocuk heyecanı da başladı. Nasıl duyguları sizden öğreneyim, komşularından. Hayırlısı olsun, Allah'ın babalı büyüsün inşallah. Gazi Aşıklar, Mert Fırat ve Hande Doğan Demir'i yakalıyoruz. Ve nereden böyle? Doğum günler. Böyle hep beraber. Sizin miydi komşu? Evet. Hüseyin Hanım'ın. İlişki nasıl gidiyor diye sormadan olmaz. İlişkiyi soralım, nasıl gidiyor? Vallahi biz zaten mutluyuz. Her zaman gibi iyiyiz. Teşekkürler. Yeşim Salkın bir doğum gününe geliyor. Gülben Ergen polemiğini soruyor haberciler, konuşmak istemiyor. Sosyal medyada bir paylaşım yaptınız. Gülben Ergen fanları size hakaret etmeye devam ediyormuş sanırım. Bu konuda konuşmuyorum çocuk. Teşekkürler. Ama kapatmayız. Ama gider ayak Gülben Ergen fanlarıyla sosyal medyadaki atışması üzerine bombayı patlatıyor. Kapatırım direkt. Direkt bloklarım, yollarım, kapatırım. Küfür ederim. Partinin çıkışında Erkan Petekkaya ve Yeşim Salkın orada. Meğer aynı mahallede büyümüş ikili. Yok, biz çocukluktan arkadaşız. Ya çocuk geldi o ya. Çocuk geldi o. Şimdi çağır, ara çıkıyor. Yok, Yeşim beni hatırlamaz. Ama ben onu hatırlarım. Mahallemizin tarihi ablası. Herkes ona aşık. Hülya Avşar hastaneden çıkıyor. Ablasının torunu doğmuş, onu görmeye gelmiş. Efendim, gözünü sağlık. Çok mersi. İyi akşamlar. Kimle konuşuyorsun? Emir. Evet, çok Emir. Tatlı. Çok tatlı. Gülşen'in bebeği olduğunu da öğrenmiş aynı gece. Gülşen de bugün doğurmuş. Evet. Gülşen'cim, sana da analı babalı büyütmek nasip olsun inşallah. Belki ulaşamam, rahatsız etmeyeyim ama buradan.
Ne mutlu. Elindeki zarfı soruyor haberciler. Meğer o bir çantaymış. Bu benim sevgilimden. Yata buraya bana. Bu mektup bir cüzdan. Aynen. Ayvalık'tan almıştım. Hande Yener'in doğum günü kutlamasının çıkışındayız. Önce konuklar ve hediyeler çıkıyor. Ve doğum günü çocuğu geliyor. Teşekkürler. Sağ olun. Küçük bir kimlik aradım ama bulamadım. En küçüğünüzün kimliğini istiyorum diye. Vallahi yaşın önemi yok. Çok mutluyum. Bütün sevdiğim dostlarım. Bugün sürpriz yaptılar çünkü hiçbir organizasyon istemedim aslında. Sürprizin sahibi nişanlısı Ümit Cemşen oldu. Sürpriz hazırlamış bana en sevdiklerimle birlikte. Ben bugün akşam 6'ya kadar evde pijamalarımla oturuyorken hadi hazırlan falan dedi. Öyle ufaktan hazırlanıp yemek yiyeceğiz diye bir girdim içeriye. Herkes buradaydı. Ya çok güzel geçti diye düşünüyorum değil mi aşkım? Süper bir sürpriz yaptım. Harikaydı. Harika. Yani mutlu olduysa ben video, çok video da harika. Ümit Bey kutlamalara alnına E harfini kazıdığı videoyla başlamıştı. Bu video sorulmalı. İyi ki varsın aşkım. İyi ki sevmişim seni. Bir tanem iyi ki varsın canımın için. Artık ya biz çok eğlenceli bir çiftiz. Biz eğlenceli, buna alıştım bence. Biz farklı bir çiftiz gerçekten. O tamamen bir, yani bizi yansıtan bir harekette. Doğum gününde bir mannequin challenge videosu paylaştı Hande Yener. Dünyada da artık modası bitmek üzere ama yine de yaptık. Keyifliydi, eğlenceliydi. Eğlenceli doğum gününü yaşadığı için mutlu Hande Yener. Mutluyum ya. Çok çok en güzel doğum günüm bu. En mutlu doğum günüm bu. Onu söyleyebilirim. Yani hayatıma Cem girdikten sonra hayatım değişti. Taze nişanlılara 2017'deki olası bir düğünü soruyoruz. Evet, 2017 yılında tamam, bir düğün falan olacakmış galiba. Kısmet. Biz gördüm 1800. Haftanın sobesinde sıra. Sinan Akçıl, yeni sevgilisi Rumen şarkıcı Otila ile yakalanıyor gecelerde. Sinan Bey. Yakalanma pozunu da vermeyi ihmal etmiyor ünlü şarkıcı. Bir şarkının, bir balığın, iki sohbetin tadında hayatını tekrar yaşamaya başla. Sen sen ol, evine kapanma. Ünlü isimlerden teröre inat, hayatına sahip çık mesajı. Sen sen ol, eve kapanma, sokağa çık. Hayatına sahip çık. Ülkene sahip çık. Kenan İmirzalıoğlu, Demet Akbağ, Ata Demirer, Fatih Terim. Türkiye'nin en ünlü isimlerinden teröre inat hayat mesajları. Sen sen ol, kahveni soğutma. Çık ya, alışveriş et. Bir annenin feryadı, Songül Öden'in gözyaşları. Yarılmaz geçilmez diye bakıp dertlendiğimiz dağları tepeleri... Adımda geçtiler ne? Bir babanın ölüm korkusu, Rıza Kocaoğlu'nun depremle çaresizliği. Ev yerle bir olmuş. Bağırıyorum, koşturuyorum, soruyorum, ağlıyorum bir yandan da. Bir yandan da enkaza bakıyorum. Buradan diyorum, buradan çıkan olur mu? Çaresizliğin dibine vurmak. Az sonra. Biri yakaladı kolumdan. Dur dedi. Dur. Çek, 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 çek. Programımızda şimdi de sırada Ata Demirer'in başrolünü oynadığı Ege'nin sahil kasabası Sığacık'ta çekilen Olanlar Oldu filminin eğlenceli kamera arkası görüntüleri var. Ata Demirer, zeybek oynayan karga olursa... Tuvana Türkay'ın sesine bayılacaksınız. Gözündeki yaş olayım. Bravo, bravo, bravo. Teyze rolündeki Ata Demirer sette nasıl kahkaha krizlerine neden oldu? Bakalıma isterdim. Gülmekten çekilemeyen Olanlar Oldu filminin kamera arkasında neler oldu neler? Bizi görüyor. Ve geriyle bizi kalkıyor. Olanlar Oldu. Olanlar Oldu.
Ata Demirer'in 20 Ocak'ta vizyona girecek filmi Olanlar Oldu merakla bekleniyor. Kaptan, pervane yok. Hiç mi yok lan? Hiç yok. Sen sıkmadın mı pervaneyi? Kendine gel Zafer. Zafer abi. Bu sinekleri her yer sinek metti. Sen ilaçlama mısın? Burayı perişan oldum bak burada. İncirler olana kadar. He, oldu oldu incirler. Dalları da bir yerle hapse. Ege'nin sahil kasabası Sığacık'ta çekilen filmin kamera arkası gösteriyor ki film epey eğlenceli şartlarda çekilmiş. What can I do for you today? Setin eğlence kaynağı Ata Demirer. Daha gittin Ayşe içerle. Kestikçeye kadar müdahale yok. Her sette olduğu gibi dilinde şarkılar var. İşte onlardan en komiği. Zeybek oynayan karga gördünüz mü? Filmin güzeli Tuana Türkay'ın da sesi epey güzelmiş. Gözündeki yaş olayım. Sevduğum el sayma beni. Unutursam taş olayım. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ata Demirer bulduğu her fırsatta şarkılar söylüyor, klipler çekiyor kendince. Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bacaklı klibe bağlamışız. Oyunculardan birini bakın kime benzetiyor Ata Demirer. Şu an şeye benzemiyor mu Ali? 300 Spartalı'daki Mert İmparatorlu. Aa, o yılan gibi geliyor evet değil mi? Evet ya, aynen. Ay Allah yarabbi. Bir de Hint'in İngilizcesi konuşsana. Bak şimdi. What can I do for you today? Yine bir sahne arası. Ata Demirer'in elinde yine gitar var. Bu kez Yunanca bir şeyler dinliyoruz ondan. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla. Sel olur gider, hop re re sol sol fa fa. Ata Demirer filmde iki rolde. Birinde yaşlı bir teyzeyi canlandırıyor. Teyzenin önce sesini duyuyoruz. Haber vermeyin. Niyazı öldürür bunları. Kırar bütün kemiklerini. Aynen. Kırar her yerimizi. Atacağım seni montajda. Ve sonra da o heybetli görüntüsüyle tanışıyoruz. Sağ olun, sağ olun. Bak kanama istersin. Setten kahkaha bir an olsun eksik olmuyor. İşte çekim hatalarından biri. Başkalarının çocuklarını mı sevdin? Olacağı mı? Ama setin en eğlenceli anları Ata Demirer'in teyze olduğu anlar. Geçiyoruz tekne sahnelerine. Toprak Sergen ve Tuana Türkay hakikaten zor şartlarda çalışıyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz ve bunun farkındayız. Ve gerçekten oyunculuğun ne kadar güç olduğunu isterseniz size şu anda Tuana anlatsın. Evet, olanlar oldu setinde bu haftalık. Bu kadar. Show TV ekranlarının sevilen programı Güldüğü Güldüğü Çocuğun minik Esat'ı da oynuyor filmde. İlk başta hazırlıkta mola verirken çok eğleniyoruz. Espriler falan yapıyorlar. Gülüyoruz. Eğleniyoruz yani. Seni seviyorum canlımsın. Ata Demirer'in Esat'a olan ilgisi bir başka. Müzikler Efendisi sevdin mi sen? O bizi biliyor. Bizi görüyor. Eliyle bizi katlıyor. Tekne sahnelerinde eğlence dorukta. Dır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 
Kalkan balığına bakın, nosta keser o gibi. Ata Demirer denizde. Minik Esat'ı da atlaması için cesaretlendiriyor. 3'e kadar sayıyorum. 3'e kadar atlamazsan giderim. 1. Dur, atacağım. Hayır, hayır, hayır. 2. İşte bu ya. İşte adamım Esat ya. Bravo, bravo. Eyo! Ata Demirer'in şarkıları hız kesmiyor. Bütün gece ağladın bilezin kulağımda. Bak Kenyalıymış. Evet. İşte filmin final sahnesi. Merhaba. 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 Çok güzel. Son sahne tamamlanıyor ve Ata Demirer'le yönetmen Hakan Algül'ün sevinci görülmeye değer. Duygular karışık, sevinç ve hüzün aynı anda yaşanıyor. Olanlar oldu, olanlar oldu. Olanlar oldu. 20 Ocak'ta vizyonda. Kamera arkasına bakılırsa eğlenceli bir film bekliyor bizleri. Allah belasını versin o kızın derinler. Öldür öldür bitmedi o kızın derinler. Ölmeden mürvetini göremeyecek miyim çocuğum ben senin? Ya anneciğim kısmet işin var ya. Sen kim? Benim kızım kim? Merhaba Metap. Denize mi? Bakım yapıyorum da çıkacağım inşallah. Deniz bir yana, dünya bir yana. Allah ayırmasın sizi. Amin. Senin babanın ne iş yapıyor Metap? O da denizci değil mi? Hoşça kal Zafer. Çek çek. Şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Birileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum. Keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. 10 saat. Vallahi balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıldönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece pazar sürprizinde. Az sonra. Ülkemizde yaşanan üzücü terör olaylarına karşı ünlüler hayatına sahip çık sloganı altında mesajlar verdi. Şimdi o görüntülerle devam ediyoruz. Bir şarkının, bir balığın, iki sohbetin tadında hayatını tekrar yaşamaya başla. Sen sen ol, evine kapanma. Ünlü isimlerden teröre inat, hayatına sahip çık mesajı. Sen sen ol, eve kapanma, sokağa çık, hayatına sahip çık. Ülkene sahip çık. Kenan İmirzalıoğlu, Demet Akbağ, Ata Demirer, Fatih Terim. Türkiye'nin en ünlü isimlerinden teröre inat hayat mesajları. Sen sen ol, kahveni soğutma. Çık ya, alışverişe. Bir annenin feryadı, Songül Öden'in gözyaşları. Yarılmaz geçilmez diye bakıp dertlendiğimiz dağları tepeleri tek adımda geçtiler. Bir babanın ölüm korkusu, Rıza Kocaoğlu'nun depremle çaresizliği. Ev yerle bir olmuş.
Bağırıyorum, koşturuyorum, soruyorum, ağlıyorum bir yandan da. Bir yandan da enkaza bakıyorum. Buradan diyorum, buradan çıkan olur mu? Çaresizliğin dibine vurmak işte. Sonra biri yakaladı kolumdan. Dur dedi. Dur. Ülkemizde son dönemde meydana gelen terör olayları hayatı kısıtlamayı hedefliyor. Ünlü isimler bir sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi ve hayatına sahip çık mesajı verdi. Sen ol, eve kapanma. Hafta sonu bir film izle, bir oyun seyret. Kimler yok ki hayatına sahip çık mesajı veren ünlüler arasında? Sen ol, hayatına sahip çık. Sen ol. Sporu hayatından çıkarmalarına izin verme. Birlikte olduğumuz zaman çok çok daha güzel oluyoruz. Bir şarkının, bir balığın, iki sohbetin tadında hayatını tekrar yaşamaya başla. Sen ol, evine kapanma. Hayatına sahip çık. Amaç halkımızın hayatına devam etmesi, korkmadan teröre inat hayatın devam ettiğini göstermesi. Tribündeki yerini al. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Sen ol, eve kapanma, sokağa çık, hayatına sahip çık. Ülkene sahip çık. Sokağa çık, yemeğe git, seyahate git, sinemaya git. Tamam, bunu bana takoz yap. Ülkene sahip çık, gez, dolaş, gitmek istediğin her yere git. Arkadaşlarına plan yap, eve kapanma. Hayatına sahip çık. Güzel insanlarına, sanatına, bu cennet vatanına sahip çık. Ve asla hayatından vazgeç. Sen ol, eve kapanma. Hayatına sahip çık. Sen ol, kahveni soğutma. Çık ya, alışveriş et. Bir başka sosyal sorumluluk projesi de Akut'tan geldi. 20. yılını kutlayan Akut'un Sesimi Duyan Var kamu spotu filmlerinde ünlü isimler rol aldı. Atladım sulara. Hiç beklemiyor insan. Hele benim gibi adam. Bir anda kapılıverdim sulara. Nehir gibi akıp gidiyorum. Denge kalmadı. Bacaklar, kollar yoruldu. Çırpınıyorum da nafile. Köpeği de kaybettim gözden zaten. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu depremde ailesini kaybetme tehlikesi yaşayan bir balıkçı babayı canlandırdı. O gece denizdeydik yine. Hava çok sıcak. Hiç balık yok. Ben de yeni evliyim o sıra. Bir an önce kaçmaya bakıyorum. Sabaha karşı reis dedi tamam dönüyoruz. Nasibimiz yok bu gece. Kırdık dümeni kıyıya. Kıyıya döndük yüzümüze ama manzarada bir tuhaflık var. İnanamadık. Her yer yıkılmış, viran olmuş. Işıklar var yok, toz duman. Yaklaştıkça anladık vaziyeti. Deprem olmuş abi, deprem. Yanaşacak iskele bulamadık. Karaya nereden çıktık, nasıl koştum hala hatırlamıyorum. İnsanın aklına bir tek şey geliyor abi. Tek bir şey. Acaba yaşıyor mu? Ev yerle bir olmuş. Bağırıyorum, koşturuyorum, soruyorum, ağlıyorum bir yandan da. Bir yandan da enkaza bakıyorum. Buradan diyorum, buradan çıkan olur mu? Çaresizliğin dibine vurmak işte. Sonra biri yakaladı kolumdan. Dur dedi. Dur. Çıkardılar Necla'yı. Akut çıkardı. Merak etme. Merak ettim abi. Önce karımı merak ettim. Sonra kim bu Akut? Onu merak ettim. Songül Öden'se deprem sırasında doğuma giren bir anneyi oynadı. Ünlü oyuncu rolünü gözyaşları içinde tamamladı. Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Bir yandan da kara kara düşünüyorum ya bu kışta kıyamette nasıl olacak bu iş diye filan. Böyle birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Kan ter içindeyim böyle tutamıyorum kendimi. Diyorum ki kızım dayan, dur dayan diyorum. Ter boşanıyor üzerimden. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Baktım ki olacak gibi değil, dayanamıyorum. Kimse de sesimi duymuyor. Sonra aklıma kapıya doğru ilerlemek geldi. Hani komşulardan biri duyarsa eğer beni böyle çok güç bir durumda oldum yardım ederler diye. Zaten o sırada oraya yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Böyle bir baktım ki karanlığın ortasındayım. Her yer kapkaranlık. O an dedim ki ben kendime yarabbim tamam benim canımı aldın ama... Ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Sonra o kadar şaşırdım ki. Yarılmaz geçilmez diye bakıp dertlendiğimiz dağları, tepeleri... Tek adımda geçtiler, nereden duydular, nasıl geldiler... Vallahi hala bilemiyorum. Ama evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Sıla şarkı
şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. Unutmam bu saat. Vallahi bal kabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam, ağlama. O anları sadece ve sadece Pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece Pazar sürprizinde. Az sonra. Cem Yılmaz Darıca'da bir ilkokulun laboratuvar açılışına katılınca bakın kahkahalar nasıl havada uçuştu. Cem Yılmaz'dan komik deneyler. İşte bu! Ünlü komedyen Darıca'da laboratuvar açılışına katıldı. Kahkahalar havada uçuştu. Ben 1,5 yerim. Ne bu? Bu kez esprileri laboratuvar ortamında yaptı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Darıca'daki bir ilkokulun laboratuvar açılışına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı açılışın ilk dakikalarında genç bilim insanlarını çok sıcak bir şekilde selamladı Cem Yılmaz. Vallahi burası bilim adamı kaynıyor ya, maşallah. Çocuklarla hemen kaynaştı usta komedyen. Mikroskobu sorduğu bir öğrenciye bakın ne dedi. Ne yapıyorsunuz? Baktığınız şeyleri büyütüyor mu? Geç bakayım altına. Daha açılış yapılmamıştı ve Cem Yılmaz çocukları uyarmayı ihmal etmedi. Kurdeleyi kestikten sonra bilimsel araştırmalara başlayacaksınız, tamam mı? Açılıştan sonra bir deney için masanın başına geçti Cem Yılmaz. Eldiveni, önlüğü ve gözlüğüyle hazırdı. Yalnız elindeki deney tüpüne takmıştı kafayı bir kere. Ben bunu böyle karıştırarak Darıca'ya da geçsem. Hoş karşılanır mıyım? Yani... Vallahi hemen yapanlar gelir. Deney başladı. Ancak duyduğu bir kelime onu çok güldürdü. Şu an nasip var. Nasip'te de oksijeni çıkaracağız. Nasipse mi? Böyle de kimya deneyi duymadım ya. Babam sınıfında. Yer çekimi var mı? Mesela yer çekim var mı? Nasipse var. Tehlikeli bir deney olduğu uyarısı geldi Cem Yılmaz'a. Ama o işi espriye vurmaktan geri kalmadı tabii. Okulumuzun bu mutlu gününde. Nereye doğru kaçıyoruz? Bilmiyorum abi. Ben kaçmıyorum ya. Hepsi bir seferde. İşte bu! Yerde kaldı. Toto bu ne? Ortaya çıkan madde Cem Yılmaz'ın ilgisini çekmiş gibiydi sanki. Ben 1,5 yerim. Ne bu? Çocuklarla sıcak ilişkiler kuran Cem Yılmaz, renkli bir gün geçirdi ve herkesi güldürdü diyebiliriz. Çek 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 çek. Önce şarkılarıyla esti gürledi. Kolay.
sonra geçti baterinin başına, müzik şov yaptı. Duyanlara, duymayanlara Cem Yılmaz'dan müzik resitali. Hande Yener'in rengarenk doğum gününden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntülerle programımız devam ediyor. Kraliçenin doğum gününden çok özel anlar. Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol'un sürpriz partisinde coştukça coştu. Aşkım bak aşkım. Sürpriz doğum günü ve gecenin çok konuşulan öpücüğü sadece cumartesi sürprizinde. Hande Yener yeni yaşını sürpriz partiyle kutladı. Şimdi o partiye gidiyoruz. Hande Yener ilk pastasını işte böyle üflüyor. Aşkım bak aşkım. Ay, aşkım bak. O gece tek pasta bu değil, işte bir başka pasta üfleme anı. Hande Yener doğum gününün en coşkulu anlarını nişanlısı Ümit Cem Şenol'la kutluyor. İşte gecenin o çok konuşulan öpücüğü. Coşku doruk noktasında partide. İşte gecenin anısı. Hande Yener ve davetliler son dönemin modası Mannequin Challenge yapıyor işte böyle. Hande Yener'in doğum günü kutlamasının çıkışındayız. Önce konuklar ve hediyeler çıkıyor ve doğum günü çocuğu geliyor. Teşekkürler, sağ olun. Küçük bir kimlik aradım ama bulamadım. En küçüğünüzün kimliğini istiyorum diye. Vallahi yaşın önemi yok, çok mutluyum. Bütün sevdiğim dostlarım bugün sürpriz yaptılar çünkü hiçbir organizasyon istemedim aslında. Sürprizin sahibi nişanlısı Ümit Cem Şenol'du. Sürpriz hazırlamış bana en sevdiklerimle birlikte. Ben bugün akşam 6'ya kadar evde pijamalarımla oturuyorken hadi hazırlan falan dedi. Öyle ufaktan hazırlanıyorum, yemek yiyeceğiz diye bir girdim içeriye, herkes buradaydı. Ya çok güzel geçti diye düşünüyorum değil mi aşkım? Süper bir sürpriz yaptım, harikaydı, harika. Yani mutlu olduysa video da harika. Ümit Bey kutlamalara alnına E harfini kazıdığı videoyla başlamıştı. Bu video sorulmalı. İyi ki varsın aşkım, iyi ki sevmişim seni. Bir tanem iyi ki varsın canımın için. Artık ya biz çok eğlenceli bir çiftiz. Biz eğlenceli, buna alışın bence. Biz farklı bir çiftiz gerçekten. O tamamen bir, yani bizi yansıtan bir harekette. En eğlenceli doğum gününü yaşadığı için mutlu Hande Yener. Mutluyum ya. Çok en güzel doğum günüm bu. En mutlu doğum günüm bu. Onu söyleyebilirim. Yani hayatıma Cem girdikten sonra
Hayatım değişti. Taze nişanlılara 2017'deki olası bir düğünü soruyoruz. Evet, 2017 yılında tamam, bir falan. Düğün falan olacak. Gel böyle. Kısmet. Biz görebilsek izleyelim. Hande'nin erini doğum gününü kutluyor. Yeni yaşında mutluluk ve başarı diliyoruz. Günahıyla, sevabıyla hayatıma girsin, kilitlesin bizi. Çek çek. Şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. Vallahi balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece pazar sürprizinde. Az sonra. Çek çek. Önce şarkılarıyla esti gürledi. Sonra geçti baterinin başına, müzik şov yaptı. Duyanlara, duymayanlara Cem Yılmaz'dan müzik resitali. Pazar sürprizi reklamlardan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Sıla şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. Unutmamışsak. Vallahi balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece pazar sürprizinde. Az sonra. Çek 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 çek. Programımıza haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli haber turumuza devam ediyoruz. Sarı civciv gri kedicik oldu. Aleyna Tilki'nin yeni imajı
sarı saçlarını nasıl griye boyattı. Bakalım neler olacak. İstiyorum. Güldüğü güldüğün yetenekli çocukları geri döndü. İstediğime rol, istediğime yol veririm. Sen önce bir boy ver, Hobbit. Bol eğlenceli, akrobasi dolu, buraylı bölümde neler olacak? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Magazin dünyasında renkli bir haber turuna çıkıyoruz. Bakalım renkli dünyada bu hafta neler olmuş? Çiğdem Batur, İbrahim Kendirci, Sertan Erkaçan ve Hüseyin Sevimli'nin rol aldığı Ölüm Yakalar isimli tiyatro oyununun provalarındayız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hayır. Hayır, saçmalama, o küçük kuşu vurman hiç adi değil. Ne yapıyorsun? Dua edin mi ki? Hayır, bak kız sadece bir kırıntıları çıkmaya geliyor, sakın yapma. Hayır, yapma diyorum. Provalar sırasında dört genç oyuncunun yanındayız. Hemen Çiğdem Batur'dan oyunun hikayesini öğrenelim. Mısır'da, Kahire'de bir çölde geçiyor. Bir kamp hikayesi aslında. Ve dört tane arkadaşın o kampta başına gelen olaylar. Oyunun heyecanının yanı sıra performans gerektiren bir yapısı da var. Bunun için de Çiğdem Batur biçilmiş kaftanmış. Oyunda rol alan hem de yönetmenliğini yapan İbrahim Kendirci zorlanıyordur mutlaka. Halı saha maçı yapmış gibi. Ben tecrübe etmediğim için. Daha ziyade Sertan'la Hüseyin bayağı bir halı saha maçı yapmış gibi oluyor. Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı kötü olaylardan elbette onlar da etkilenmişler. Sertan Erkaçan gülmek ve keyif almak için bu oyuna gelin diyor. Bu olaylar varken insanları güldürmek tabii ki çok güzel değil. Ama bir yerden sonra İbrahim'in dediği de çok doğru. Bir yerden sonra da artık gülmek gerekiyor bazı şeylere. İnsanların biraz moralinin, motivasyonunun yükselmesi gerekiyor. Bu yüzden de bizim oyun biçilmiş kaftan aslında. Ekibin uyumu son derece iyi. Ancak Çiğdem Batur'la çok uğraşıyor yakışıklı oyuncular. Üç erkek hep üstüne gittik. Hep böyle trolledik. Hep bir şakalar, uğraşmalar falan. Ve her gün prova sonundaki lafı şuydu. İbrahim, ben oyundan ayrılmak istiyorum. Hadi. İbrahim, ben oyunu bırakmak istiyorum. Her gün bunu söyledi. Oyun bir kamp hikayesi olunca bakın nerelere bağlıyorlar konuyu. Sen yanına almayacağın üç şeyden biri Çiğdem Batur. İkisi İbo ile Çiğdem. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Kameralara oynuyorlar. Ne? Yok iyi ki varsın. Aman sen olmasan ne yapardık? O oyun için diyoruz. Gözümüz gönlümüz açılıyor falan. Ya, hep böyle. Kamp için diyoruz. Kamp için diyoruz. Tabii yani. Bakir yerlerde sıkıntı. Medeniyette sen müthiş ama. Neyse ben size yarın gerçekten çok güzel bir balık. Şu olta numarasını yapsana. Olta numarası. Anca öyle dağıtırız ortalığı. Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in başrollerini paylaştığı Binde Bir Gece oyununun premierindeyiz. Merda. Efendim. Hiç böyle hesaplar yapmamış. Kaç kere yaptığını söyledi değil mi? Öyle özel bir gece yaşarız. Bin geceye bedel olur. Sen biraz şu duygularla hareket et. Biz bu istatistikleri alt üst ederiz kocacığım. Oyun sonrası ekiple birlikte görüntülediğimiz usta oyunculardan hem konuyu hem de canlandırdıkları karakterleri öğreniyoruz. Evli bir çift, birbirlerini çok seviyorlar. Araları zamanında gayet iyiymiş. Birbirlerini hakikaten çok etkiliyorlarmış. Hayat onlar için güzelmiş ama yıllar geçmiş. O kadar da değil ya. Aralarındaki romantizm biraz eksilmiş. Evet, onu söyleyeyim. Aynı adlı romandan uyarlanan Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu başrolde oynuyor. Gelmiyor musun baş belası? Filmin adından da anlaşılacağı üzere bir asi genci canlandıran Tolga Sarıtaş, film boyunca bolca aksiyon ve kavga sahnesinde yer aldı. O çok farklı biri. Sırlarla dolu. Çözmeye çalıştıkça içine çekiyor. Genç oyuncu bu roldeki sahneler için dövüş eğitimleri de almış. Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, bazı internet sitelerinde çıkan hayatını kaybettiği haberleri üzerine bir açıklama yaptığını ve öldüğü yolundaki haberlere gülüp geçtiğini söyledi. Son dönemin konuşulan ismi Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Genç şarkıcı imajını yeniledi hafta içinde. İşte
sarı civciv Aleyna Tilki'nin kendi deyimiyle gri kedicik olduğu anlar. Saçlarımı değiştirecekmişiz. Bakalım neler olacak. İşte Aleyna Tilki'nin saçlarını boyattıktan sonraki son hali. Show TV'nin yetenekli çocukları geri döndü. Güldü güldü Show Çocuk bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. İstediğime rol, istediğime yol veririm. Sen önce bir boy ver, Hobbit. Bu akşamki bölümde çocuklarımız hem güldürüyor hem de akrobasiyle eğlendiriyor. Güldü güldü Show'un konuğuysa Buray. Söyle sevdiğim bize ne lazım? Aydan içtik ayrı düştük. Çek 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 çek. Sıla şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. Unutmamışsak. Valla balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun sen ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece pazar sürprizinde. Az sonra. Çek çek. Evinde birbirinden tatlı köpekleriyle bir arada yaşayan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, karın keyfini bakın nasıl çıkardı. Karda keyif, Suzan Şen ve köpeklerinin renkli dakikaları sizleri gülümsetecek. Gel, gel buraya, gel, gel, gel. Suzan Şen ve tatlı yaramazlarının kar keyfi. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Suzan Şen evinde birbirinden tatlı köpekleriyle mutlu bir hayat yaşıyor. Bize evinin kapılarını açan Suzan Şen'in köpekleriyle yaşadığı kar keyfi ve özellikle 60 kiloluk takozla oynadığı anlar görülmeye değer. Gel, gel, gel. Suzan Şen'in hayvan sevgisi oldukça yüksek. Bu sevgi aslında annesi Benta Şen ve babası Ali Şen'den geliyor. Aslında aileden gelen bir şey. En çok da bir annemle, sonrasında babam da devam etti. Biz de ailecek hayvansever olarak devam ediyoruz. Kedi, köpek, kuş, ne ararsanız var. Kaç tane köpeğiniz var? 11. Vallahi hepimiz çok seviyoruz. Ama bir numara bizde annem. Annem bize çok aşıladı. Çok şükür babam da bir o kadar çok seviyor. Birimiz kediciyiz, birimiz köpekçiyiz. Evimiz farklı. Annem kedicidir mesela, ben köpekçiyim. Metin kedici, Adnan köpekçi. Babam ikisi de herhalde. Babam da çok var ya, çok seviyor. Kedi daha çok seviyor. Her bir köpeği evladı gibi tam bir hayvansever olan Suzan Şen için dünya bir yana, onlar bir yana. Benim için alternatif düşünemedim hiçbir zaman. İster istemez bunlarla büyüdüğüm için benim evlatlarım gibiler zaten. Çok alışıp sokaktaki hayvana da gidip sarılıyorum ben. Anlıyorum zaten, hayvanlar da hissediyorlar. Sen gerçekten mi seviyorsun, sevmiyorsun, korkuyor musun? Ona göre zaten hissettikleri için ya da koku alıyorlar benden. Geliyorlar yanıma. Ben de hiç rahatsız olmuyorum zaten. Müzik.
Köpekleri dışında başka hayvanları da var evinde beslediği. Neler mi? Kedimiz var, kuşumuz var, kaplumbağalarımız var. Bir de biz varız. Hayvanlarla ilgili her yardım projesine destek vermeye çalışan Suzan Şen, zaman zaman onlara yapılan kötü muamelelere de sinirlenebiliyor. Birkaç defa başıma geldi. Yani bir defa mahkemelik bile olmuştum. Artık eskisi kadar çok şey yapmıyorum ama insanlar daha çoğaldı gerçekten. Eskisinden bu kadar yapmıyorlardı. Şimdi bir bakıyorum, o kadar gönüllüler var ki ve bu konuda çok mutlu oluyorum yani. Suzan Şen sokakta kalmış hayvanları da sahiplenmiş ve evinde bakıyor. Nasıl mı? 2 ay önce Sarıyer'de bir Golden anne sokak köpeğiyle beraber olmuş. 6 tane bebeği vardı. Bebekleri görünce dayanamadık. Şimdi bizdeler. 4 tanesini yuvalandırdık. 2 tane kaldı. İnşallah onları da yuvalandıracağız. Anne zaten çok güzel bir Golden. İnşallah böyle bizim gibi insanlar evini alabilir, yuvalandırır. Önemli şey kısırlaştırırlar. Sokakta hayvanlar özellikle. Kısırlaştırma sorunu olduğu için bu kadar çoğalıyor kediler ve köpekler. Eres tu la mujer. Tek 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 tek. Sıla şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. Unutmamış saat. Valla balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece pazar sürprizi görüntüledi. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece pazar sürprizinde. Az sonra. Çek çek. Show TV'nin sevilen dizisi İçerden'in gelecek bölümünde heyecan dorukta. Kaçırılan meleği kim kurtaracak? İçerden'de heyecan dorukta. Meleği kim kurtaracak? Etti 2. Rating rekortmeni içeride son bölümüyle nefes kesecek. Meleği Coşkun'un elinden kim kurtaracak? Artık ekibin lideri değilsin. Show TV'nin her bölümüyle olay yaratan dizisi içeride 17. bölüm tanıtımıyla merak uyandırdı. Meleğin Coşkun tarafından kaçırıldığı sahneler Meleği kim kurtaracak sorusunu akla getirdi. Şeytan. Celal Baba'nın kızı Melek karakterine başarılı performansıyla hayat veren Bensu Soral'ın kaçırılma sahnesinde çok korktuğu anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Devam mı? Sırt! Etti 2. Coşkun'un Melek'le karşılaştığında "Sen Melek, ben Şeytan" sonunda kavuştuk sözleri sonrasında neler olacağı ve Meleği kimin kurtaracağı merakla bekleniyor. Şeytan. Sen Melek, ben Şeytan. Sonunda kavuştuk. Çek çek. Hande Ataizi'den Monaco pozları. ...17 saat süren çekimlerde Hande Ataizi nasıl şıklığını konuşturdu? Az sonra. Çek çek. Pop müziğin güçlü sesi Sıla, dün akşam verdiği muhteşem konserde geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği ve heybeden şarkılar adını verdiği konseptle izleyenleri adeta büyüledi. Şimdi sadece pazar sürprizinde izleyeceğiniz konserin en özel anlarını getiriyoruz ekranlarınıza.
şarkılarıyla İstanbul'u salladı. Esprileriyle kırdı geçirdi. Şimdi dinliyorum, keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. 10 saat. Valla balkabağına dönüşürüz ha. Onla Tunç'un ölüm yıl dönümünde Sezen Aksu'nun Sen Ağlamasıyla duygu fırtınası estirdi. Sen ağlama, dayanamam. O anları sadece ve sadece Pazar Sürprizi görüntüledi. Oysa ki iç öceler. Sıla'nın muhteşem konserinden renkli görüntüler sadece Pazar Sürprizi'nde. Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla'nın İstanbul konseri muhteşem anlara sahne oldu. Her zamanki gibi zarif bir sahne konseptinin kurulduğu konserde Sıla kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere geçmeden önce bu müzik şölenini dinlemeye gelen ünlüleri mercek altına alıyoruz. İşte Yasemin Özilhan. Yani eğlenmeye çalışacağız diyelim. Heyecanla bekliyoruz. Güzel geçeceğine. Bu arada setlere babaanne rolüyle geri döneceğine dair haberleri soralım diyoruz. Aslı astarı nedir merak ettik. Ha, tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz diye biri sordu. Ben dedim ki yok, anca dedim herhalde babaanne olurum ben o yaşa kadar dedim. Onlarla babaanne rolüyle geri döneceğim ben. Sohbetler bitiyor ve geçiyoruz konsere. Kıyafeti, saçı ve makyajıyla bir Sıla klasiği. Gerçekten şık ve olabildiğince zarif. Slow bir şarkıyla başlatıyor müzik ziyafetini Sıla. O çok sevilen şarkısıyla. Sıla'lı gecelerin ikincisindeyiz. Yine muhteşem bir atmosfer ve müzik ziyafeti var. Söyle, Söyle. Sıla konsere ara verip en sevilen şarkılarından olan İnşallah'ın hikayesini anlatmaya başlıyor. Ve herkesi bakın nasıl kahkahalara boğuyor. Efe ile Arnavutköy'de stüdyodan çıktık. O zaman ilk albümü yapıyoruz. 7 senede falan yaptık ilk albümü biz. Öyle beğenemedik yani. Şimdi dinliyorum. Keşke biraz daha uğraşsaymışız mesela. İkimiz de yeni ayrılmışız. Yazık. İnşallah şarkısı Efe Bahadır'la ortak çalışması Sıla'nın. O dönem ikilinin dertleşme anında çıkmış ortaya. Ancak Sıla bu ortamı anlatırken orkestra arkadan duygusal bir fon müziği verince bakın ne oluyor. Perişan durumdayız ve dertleşiyoruz şeyde. Sahilde yürürken bir taraftan soğuk bir hava, böyle pis. Yağmurlu değil ama şu an yağmurlu olduğunu hissettim ben. Yağmurlu olsun ama. Ama yağmurlu olsun. Tam bir cıvık ya. Şurada ne kadar romantik böyle bir hikaye anlatıyorum, nostaljik. Bu kadar hikaye yeter. Şimdi bu güzel şarkıyı dinleyelim biraz da Sıla'nın o güzel sesinden. Kimde yok çaresi diye dolayı. Thank you.
da güçlü sesini bu elektro gitar şovla bakın nasıl harika bir performans eşliğinde sunuyor. Sıla bu duygusal şarkıdan sonra ortamı biraz daha hareketlendiriyor. Hadi dal gidelim hemen şu anda, kapa telefonunu, bulamasın arayakta. Açarız radyoyu, yol evimiz oraya. İlermez mi hiç deniz havası, birkaç sonra bulup otururuz başımızı ve de koyarız iki kahve. Konserin ikinci bölümünde siyah ve son derece zarif kıyafetiyle karşımızda Sıla. Aslan gibi şarkısıyla coşturuyor İstanbulluları. Konser yine kahkahalarla bölünüyor. Sıla bir ara restleşiyor Efe Bahadır'la. Efe Bahadır da baktı olmuyor, Sıla'yı şef ilan ediyor. Karşıya da cevap vermem benim. Sen bunu al, artık şef sensin. Şef ilan edelim şu an. Ben değil miydim zaten şef? Dönüyoruz yine konsere. İşte Sıla'dan bir unutulmaz daha. Saki. Sıla tempoyu yine arttırıyor ve vaziyetlerle sallıyor ortalığı. Bu kez smokinle sahnede. Kıyafetine alkış gelmeyince bakın ne yapıyor. Güçlü istekli olmamış mı? Konserde duyguların doruğa çıktığı anlar. İşte Sıla, vokalisti Dünya Kızılçay'la muhteşem bir düete imza atıyor Ateşle Oynama şarkısıyla. Çık oyunlarda. Ateşle oynama, sonun belli değil, dilin yanacak. Dilersen gel bir de daha vur, vurduğun yerlerde güller açacak. Sıla o gece efsanevi müzisyen Onno Tunç'u da unutmadı. Tunç'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla kısa ve duygusal bir konuşma yaptı. O yüzden bir alkış rica ediyorum. Ve onun tabii ki saygı ve kıymetli hatırasını da bir tane onun bestesinden mırıldanmak isteriz. Onno Tunç'un bestesini yaptığı, sözlerini Sezen Aksu ve Aysel Gürel'in yazdığı Sen Ağlama şarkısı unutulmaz müzisyen için söylendi. Ben bu yükü taşırım, sen git, git acı. Ağlayayım
yaşayamam. Konserin finali Engerek ve Afitap şarkılarıyla oluyor. Herkes ayakta, kimse yerinde duramıyor. İhanet iddiasının iki bayan kahramanı Birce Akalay ve Derya Şensoy ihanet iddialarıyla ilgili neler söyledi? Kıvanç Tatlıtuğ'un neden morali bozuk? Ünlü sanatçı yılbaşı gecesini hastanede mi geçirdi? Ve şimdi sırada renkli İstanbul geceleri var. Derya Şensoy'da, Birce Akalay'da, sus pus. Teşekkür ediyorum. İhanet iddiasının iki kahramanı sanki ağız birliği yaptı. Peki ama neden? Onlara da teşekkür ediyorum. Kıvanç Tatlıtuğ yılbaşı gecesini hastanede geçirdi mi? Canım sıkkın. Yakışıklı oyuncunun neden morali çok bozuk? Moralimiz yerinde değil. İstanbul geceleri soğuğa rağmen hareketli. İşte gecelerden manzaralar. Karnıburnu'nda Pelin Karahan ve eşi yemeğe çıkmış. Hanımefendi artık zorlanmalara başlamış. Karnım büyüdü, şimdi biraz zor oluyor. Aşermeler ne alemde peki? Yani aşermek değil de ben yiyorum ya. Ben de hep aynı zamanda. Teşekkürler. Derya Şensoy'u yakalıyoruz gecelerde bir dost meclisinde. Sarp Leventoğlu'yla çıkan aşk haberlerini, Birce Akalay'ın bu yüzden boşanma kararı aldığı haberlerini sormak istiyoruz. Konuya filmiyle giriyor. 25 Ocak'ta Vezir Parmağı filmimiz vizyona giriyor. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İhanet soruları yanıtsız. Birce Akalay seni çıkarttı mı insanı? Çok teşekkür ederim. Aynı masadaki Cenk Eren giriyor araya. O da sormayı deniyor soruyu genç hanıma. Böyle iddialar var diyeceksiniz ama sen önce ona öyle soracaksın. Evet. Sonra o da derse ki hayır gelip filmimi seyredin derse... Evet. O zaman belli ki altında bir şey var. Yeniden deniyoruz şansımızı ama çok konuşulan ihanet vakasıyla ilgili teşekkür etmek dışında bir kelime çıkmıyor ağzından. Teşekkür ediyorum. Bu çıkan haberleri neye bağlıyorsun? Teşekkür ediyorum. Ama ağır ithamlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok da dalgaya alınacak iddialar yok ortada. Ama Derya Şensoy işi espriye vurmak istiyorsa tercih onun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Peki kaçak yasak aşk iddialarını ne diyorsun? Gerçekten Sercan sana çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüden bir gün sonra Birce Akalay bir alışveriş merkezinde alışverişte. İhanet iddiasının mağdur tarafına da soruyoruz olayı. Ama o da konuşmak istemiyor. Ben konuşmayacağım. Mahkemeye başvurduğunu soruyor. Ben konuşmayacağım. Haberciler konuşmadıkça iddiaların ardının arkasının kesilmeyeceğini hatırlatıyor. Biliyorum, ben de biliyorum. Benim zaten canım sıkıyor. Ben bu konuda ben de lütfen size bana saygı. Tamam, hocam. Konuşmayacağım. Yok, doğru. Dava açtığı iddia ediliyor güzel oyuncunun. Ancak sadece şimdi değil, dava süreci sonrası da konuşmayacağını sözlerine ekliyor. Hiç konuşmayacağım, hiçbir zaman. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ'u yakalıyoruz. Ülkemizde son yaşanan olaylardan ötürü keyifsiz ünlü çift. Canım sıkkın bu olaylardan dolayı. Bu yüzden magazinel konuları konuşmak niyetinde değil Tatlıtuğ. Moralimiz yerinde değil, öyle çok konuşacak bir durumda değilim. Yılbaşı gecesini hastanede geçirdiği iddia edilmişti. En azından sağlık durumunun iyi olduğunu öğreniyoruz. Sağlık durumu iyi mi? İyi, çok şükür. Ömür Gedik yemekten çıkıyor.
Hayvanlara yapılan işkence görüntüleri biraz canını sıkmış Bayan Hachiko'nun. Bu ülkede hem hayvan olmak zor, hayvansever olmak da zor. Bir dönem hayatını kaybeden kedisinin arkasından ölmeyi isteyen bir hayvansever o. Canım çok yandı. Gerçekten bir ara onun yanına gitmek istedim. Hayatını kaybeden kedisi için yazdığı şarkı bu anısının kanıtı. Ölümsüz Aşk adlı şarkımı bu süreçte yazdım. Çünkü ben o dönem kedimi bir daha nerede göreceğim? Bir daha insanlar ölümün arkasından maalesef gerçekten çok kötü oluyorlar. Ölümsüz aşk muydu? Gelip bizi buldu. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda. Gel desem koşsan sen yine bana. Kış renk birden soldu buralarda. Yasemin Yalın'ı görüntülüyoruz gecelerde. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Dönerse Senindir filminde söylediği şarkıyı beğenen de var, beğenmeyen de. O eleştirinin kendisini güçlendireceğini düşünüyor. İnsanın kendisine daha sert eleştirmesi gerekiyor. İyi akşamlar. Begüm Kütük oyun provalarının çıkışında karşısında kameraları görünce korkmuş. Tam kapıyı açacağım. Böyle bir anda çıktınız, yalnızım, ay ödüm koptu. Yağan kar nedeniyle tiyatro provalarında mahsur kalmış birkaç gündür. Kaldık sorma yani, bir de biz böyle hayatımızın en yoğun günlerini son dönemde provaları o karda kışta kıyamette geçirmek zorunda kaldık. Hakan Merişlilerle oynayacağı oyun için heyecanlı. Uyku uyuyamıyorum heyecandan. Çek çek. Hangi gelinlikler hangi düğünlerde giyilir, hangi duvaklar moda, gelinlikte en son trendler ne? Şimdi de sırada 2017 gelinlik modası var. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Gelin adayları ekran başına. 2017 gelinlik modasını Pazar Sürprizi evimize getiriyor. İnci ve taşlarla işleme bir gelinlik. Yalı ve böyle otel düğünlerinde tercih edilen bir model. İpek, uç uç duvaklar, çok moda olacak, soft duvaklar. Bu haberi izlemeden gelinlik almayın. 2017 gelinliklerde son trendler neler? Darling, I will be loving you till we're 70. Gelin adayları, bu haber sizleri ilgilendiriyor. Her yıl büyük değişiklikler gösteren gelinlik modellerinde son trend ne? Hangi duvaklar moda? Hangi gelinlik hangi düğünlerde giyilir? İşte tüm bu soruların cevabını aldık. So honey now. Sadelikten yana olanlar şimdi ekranlarına biraz daha yaklaşsın. Parlak taşlarla süslenmiş, fazla kabarık olmayan bir gelinlik tercihiniz varsa bu modeller tam size göre. Ağ kesim beli oturan bir gelinlik, tamamen üzeri inci ve taşlarla işleme bir gelinlik. Zaten 2017 trendlerin içerisinde bu yıl bol bol el işlemesi gelinlikler çok göreceğiz. Yine tül gelinlikler çok göreceğiz. Sırt kollu, bu sene kol detayları çok fazla trend yine 2017'de. Kollar açık olacak. Evet, kollar açık. Yanlardan açık kollar. Manşetlerimiz var yine el işlemesi. Derin göğüs dekoltemiz var. Sırt arkada bir yine dekoltemiz. Sadeliği kimileri çok sever. Daha da sade bir gelinliğim olsun, evden çıktığım gibi nikaha gideyim diyorsanız bu model de tam size göre. Evden çıkış ve after partiler için bulunmaz bir model. Tamamen üstü el işlemeleriyle yapılmış bir moda. Yine sık sık göreceğiz el işlemeleri. Düğünün yapılacağı mekan gelinlik tercihi için büyük önem arz ediyor. Eğer biraz daha görkem ve ihtişam istiyorsanız işte bir başka alternatif. Yalı ve böyle otel düğünlerinde tercih edilen bir model. İpek ziberliğinden yapılmış, tamamen el işlemesi şeklinde.
plikaşe dediğimiz bir model. 2017'de sık sık göreceğimiz modellerden bir tanesi. Arkası bayağı uzun. Yaklaşık 2,5-3 metre kadar bir kuyruk yapabiliyoruz. Bunu bazı gemilerimizde devonto kuyruk da yapıyoruz. 5 metreye kadar o kuyruklar uzuyor. Ya kır düğünleri? İşte tüllerle süslenmiş ve kır düğünleri için ideal bir model. Tamamen ten rengi bir tül kullanılmış. İşlemeli bir dantel. Tamamen el işlemesi, dekoltesi gene olan bir şey. Bu zaten bu yakaları bol bol göreceğiz. Kesinlikle bu tarz dekolteleri bol bol göreceğiz. Güzel bir gelinlik. Tercih edilen ürünler arasında. Kesinlikle aynen öyle. Gelinlik dışında duvak seçimi de önemli. İşte 2017'de bu tarz duvaklar moda olacak. İpek, uçuş uçuş duvaklar çok moda olacak. Soft duvaklar çok moda olacak. Zaten aynen 4 metre uzunluğunda. Duvak seçerken de gelinliğe çok uygun olması gerekiyor. Örneğin gelinlik çok gösterişli bir gelinlikse sade bir duvak seçilmeli. Eğer gelinlik de çok sade ise bir duvak seçilebilir. Dantel duvaklar seçilebilir. 2017'nin tüm gelinlik modelleri ve son trendlerini 3-5 Şubat 2017 tarihinde Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda bulabilirsiniz. Şimdiden hatırlatalım. Tick, 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 tick. Hande Ataizi'den Monaco pozları. ...17 saat süren çekimlerde Hande Ataizi nasıl şıklığını konuşturdu? Az sonra. Tick, tick. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Çek, 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 çek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Hande Ataizi bir derginin kapak çekimi için objektif karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. İzliyoruz. Hande Ataizi'den Monaco pozları. ...17 saat süren çekimlerde Hande Ataizi nasıl şıklığını konuşturdu? Bir derginin kapak sayısı için kameralar karşısına geçen Hande Ataizi, Monaco'da yapılan çekimlerde güzelliğini konuşturdu. ...17 saat süren çekimlerde Hande Ataizi birbirinden güzel pozlar verdi. Pazar sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Tek, tek.